Pudra. Pudra. Bebe yağı. Bebe yağı. Islak mendil. Islak mendil. Not aldın mı canım? Aldım aslanım. Ne? Sana demiyorum canım. Ben Aslı Su'yla konuşuyorum. Ah deli midir nedir? Ha bir tanecim. Ay annen sana daha neler alacak bir tanem, neler neler. Oyuncaklar, makyaj malzemeleri. Luna Park'a da götürürüm tabii tabii. Senin istediğin bir şey varsa söyle canım bana. Ha? Ha? Tamam tamam tamam. Nota aldın mı kızım? Ay sana diyorum Ceylan. Kusura bakmayın aslanım. Ben öyle bir an gittim geldim ama şu an buradayım. Arıza yaptım, kontak attım, bitti. Buradayım. Sen böyle sık sık arıza yapar oldun. Hayır, çocuk doğmadan böylesin. Doğduktan sonra ne olacaksın onu bilmiyorum. İnanır mısınız? Aynı şeyi ben de sizin için düşünüyorum aslanım. Ne? Sen o küçücük zekana alttan alttan laf mı sokuyorsun bana terbiyesiz? Olur mu öyle şey aslanım? Ben size niye laf sokayım? Sokuyorsun işte. Yapıyorsun görüyorum ben. Bana öyle köylü kurnazlığı yapma. Her şeyi bilirim ben. Her 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 her. Biliyorum aslanım siz her şeyi bilirsiniz. Her 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 şeyi bilirsiniz. Tamam yalakalık yapma sus. Ha bana bak. Bu arada kocamdan da uzak duracaksın. Seni onun yanında bir yerde görürsem yatarım anladın mı beni? Hiç hiç acımam rencide ederim. Listeyi ver bakayım. Yok yok bakmayın ya ben yazdım her şeyi. Ver şunu diyorum eğleniyorum şimdi ver. Bir şey yazmıyor bunda boş bu. Tamam aslanım itiraf ediyorum. Ben yazamıyorum yazmayı bilmiyorum. Ne? Elimden gelmiyor. Ama okuyabiliyorum. Yalnızca dizilerin jeneriklerini. Ama zekiyimdir. Her şey burada. Sorun tek tek söylerim size şu an. Öyle mi? Zekisin demek. E söyle bakalım. Neler söyledim ben sana? Pişik kremi, ıslak mendil, pudra, bebe yağı. İşte hepsi bu kadar. Ama tamam, tamam. Hadi çık git geç kalma. Yalnız sizde küçük bir istirham mı olacaktı? Acaba döndüğümde Aliye'nin tekrarını izlemem mümkün mü? Ay izlersin tamam git git. Oh çok varlı aslanım. Bu arada. Döndüğünde okuma yazma öğreneceksin. Ben öyle çocuğumu senin gibi cahil cehla birinin eline bırakamam. Hayır bırakacak olsam evde müstesna var. Seni niye işe alayım değil mi? Çocuğun yanında öyle cahil cehil falan. Bilmiyorum bence biraz yakışık almadı bu ama neyse. Allah Allah. Çık çık dışarı hadi. Tek 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 ne söylediysem alınacak. Yürü yürü. Emredersiniz aslanım tamam. Terbiyesiz. Hepsi bir alem. Kadın arıza anacığım. Ay ay ya Aliye'deki kötü kadından bile daha kötü. Hatta Cesur ve Güzel'deki Cilden bile daha kötü. Ya bu kadın benim hayatımda gördüğüm en kötü dizi karakteri ya. Ya ben buraya ayak işleri yapmaya mı geldim bebek bakmaya mı? Ne? Selam toprağım. Ya sen ne yapıyorsun orada? Hiç tezgahın altına kağıt sıkıştırıyordum. Ondan sonra çay dökülünce aman Kinyas yandık kavrulduk gel bizi kurtar demeyi biliyorlar. Ya ben de bir insanım, benim de bir limitim var ya. Yok efendim onun sorunuydu, bunun bunalımıydı. Uğraş, 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 ata ata böyle bir gün vat diye patlayacağım ya. Kinya sen benim neler söylediğimi duydun mu? Cesur ve Güzel'den bahsediyorsan duydum. İzler miydin? İzlerdim tabii, orada Rich diye bir tip vardı değil mi? Ama bence televizyon muhabbeti öldürüyor ya. Ben daha çok seninle muhabbet etmek istiyorum. Kinyas, bu duyduklarını aslanıma söylemeyeceksin değil mi? Tövbe, sen beni ne zannettin ya? Tabii ki bazı şeylerin karşılığında söylemeyeceğim. Şaka şaka. Ya Kinyas, sen orada arızasını önce mi patlattın? Hadi ben alışverişe gidiyorum. Dur dur, nereye gidiyorsun? Ne alacağım? Aslanım istedi, pişik kremi, pudra, bebe yağı, ıslak mendil alacağım. Pişik kremi, bebe yağı, dur ben yazayım şunları. Pişik kremi. Benim yerime sen mi gideceksin alışverişe? Yok yok. Hava yastığı Zülfikar gidecek. Bu evde ayak işlerini hep o yapar. O dururken sen yorma o güzel ayacıkları. Demek Zülfikar ayak işlerine bakıyor öyle mi? Bana da Ekrem Bey'in özel şoförüyüm demişti. Bak sen şuna. Özel şoförüyüm dedi mi gerçekten ya? Aynen bu cümleyi kullandık Yaz. Ne yapacağım bu çocukla ben ya? Zıvanadan çıkıyorum ha. Yine yalan yine dolan. Biz bunu hocalara götürdük. Kurşun döktüler olmadı. Son çare tıp doktorlarına götürdük. Onlar da bir şey yapamadı. Ya yine yalan yine dolan. Allah Allah! Allah Allah! Neyse ben gideyim de şu listeyi hava yastığına vereyim. Cesur ve Güzel. Ya civeleksin ya.
Kim bilir? Belki görev yeri olarak Afganistan çıkar. Orada yanlışlıkla mayına falan basmam inşallah. Ya Burak, bak kendine çok dikkat et, tamam mı? Edeceğim hayatım. Edeceğim tabii de. Orada kulağımın yanından vızır vızır kurşunlar geçerken, 2 metre ötemde el bombaları atılırken hep seni düşüneceğim. Burak, bak benim için yaşamalısın. Ama hayatım, ne yapayım? Askerlik bu. Durun bana ateş etmeyin. Benim bekleyenim var diyemem ki. Orası öyle biliyorum ama ya sana bir şey olursa, ya ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Düşünme zaten. Kafayı yer insan. Sen günleri say. Ben de bana atılan el bombaları ve kurşunları sayarım. Ya Burak, böyle konuşma lütfen. Bak moralim gerçekten çok bozuk. Şimdi ağlayacağım neredeyse ya. Bak fırsat ayağına geldi. Atsana işte şu kızı. Ya anne saçma sapan konuşma ya. Gazete promosyonu bu ya, ne fırsatı? Tam gelinim olacak kız. Efendiye temiz, hem de pek güzel. Anne, güzellik önemli değil ya. Hem öyle bizim gibi tophaneli adama çok fazla güzel kız gelmez. Olmaz öyle. Aman be yavrum, sen de hiçbir şeyci beğenmiyorsun. Ya tamam anne, bakarız ya. Hele birlik tatile girsin, çarşı bir izne ayrılsın. Ondan sonra okey oynadığım arkadaşlarım sırayla bir evlensin. Bana da sıra gelir elbet. He, çıkmasayın son çarşambasına kırmızı kar yağarkene sıra gelir. Hele kızı bir gezmeye götürsen diyorum, İstanbul'u hiç bilmiyor. Ha, doğru, biz çok biliyoruz ya. Kaç defa gittin Kız Kulesi'ne? Hiç. Ya. Anne, ben 26 senedir tophaneden çıkmamışım ya. Ben nereye gezdireceğim kızı? Ya gelsin, tophaneye götüreyim, en kral nargileyi içiririm. Ama o kadar. Altında araba var. Öyle gezdirirsin işte kızı. Ha, babamın arabası ya. Ya güzel kız şimdi, Allah'a var. Bir şey diyemem. Ha, seni gidi seni. Bakar mı bana? Bakar. Niye bakmasın ki? Aslan gibi delikanlısın. Bakar mı? Biliyor musun? Arada bana yardım ederken senden konuşuyoruz. Ne diyor? Ya ne diyor öyle geçerken falan, ismimi zikrediyor mu? Vallahi gözlerinin içi tek taş pırlanta gibi pırıldıyor senden söz ederken. Hadi ya. Biraz daha detay geç ya. Anne. Bak şimdi. Kolay gelsin Mestesna anne. Sağ ol ya. Afrika'dan aradılar Bob diye biri. Kıtlık varmış. Eğer varsa dediler, Zülfikar'ın davandan biraz yardım alabilir miyiz dediler. Çok komikliklikli, çok gülüşlüklüklü. Delikanlı, bu yemeğin üstünde tatlı diye yerim seni ha, haberin olsun. Yersen vezir parmağı var, yumuduk. Anne, müsaadenle ben artık dalıyorum. Aman oğlum yapma, siz kardeşsiniz, dur. Ya ne kardeş anne ya? Böyle sakat arızalı bir kardeşim olduğunu söylemedin bana. Ben biliyordum ama neyse. Ya bunu Ceylan Hanım gönderdi. Ceylan mı? He, Ceylan Hanım ya. Benim yerime alışverişe gidebilir mi dedi. Ceylan. Benim yerime. Alışverişe. Gidebilir mi? Dedi. Benim yerime. Alışverişe. Ya dedi, toprağım dedi. Daha fazla uzatma. Gidecek misin yoksa elimi mi görmek istiyorsun? Elimi görmek ne demek lan? Ne demek o? Ya aklım karıştı. Dün karşı villanın pahçıvanından poker öğrendim de. Tanısanız siz de o kadar çok seversiniz ki. Neyse. Gidecek misin, gitmeyecek misin ya? Ya gideceğiz tabii. Gitmemek ne demek? Sonuçta tophaneliyiz yani. Çılgın Sedat dinliyoruz. Bir bayanın ricasını kırmak olmaz değil mi tamam canım? Öğren böyle şeyleri. Deli çocuk. O iri görünümünün altında aslında o kadar iri bir insan yatıyor ki. Yani aynen göründüğü gibi. Benim gibi acılı ve türkücü değil. Çılgın Sedat dinliyor. Neyse canım, her şeyin başı sağlık. Mestesna anne, ben artık gideyim işlerimin başına ki Ekrem Bey vay be adama bak desin. Beni takdir etsin. Benim maaşımı arttırsın. Değil mi? Ben kaçtım. Yo şimdi mor bir pelerin olsaydı ne güzel burada kaybolup bahçede oluşurdum. Neyse bunu anlamanı beklemiyorum. Ben yürürüm. Kaçtım. Yürüyerek. Marş marş.